Abdurrahman Dilipak Din kültür olunca Din kültür olmuşsa artık her şey mümkün. İlahiyat Fakültesi de aslında bizdeki teoloji fakültesi gibi bir şey. Tanrı bilimi ya da ilahçılık. Fakülte köken olarak yapılabilir, anlaşılabilir olmak gibi bir anlama geliyor. Yani tanrıyı nasıl anlayabilir? Onunla ilgili olan bir şeyi nasıl yapabiliriz? Bu konuda nasıl ustalaşabiliriz? Uzmanlaşabiliriz. Uz onu akılla ve akıl yoluyla elde edilen bilgiyle ilişkilendirebiliriz. Tabi burada vahiy ilişkisi son derece önemli. Burada vahiy ve ona dayalı risalet ve sünneti kültür olarak tanımladınız mı iş biter. Din dediğiniz şey eddin olmaktan çıkar, religio'ya dönüşür. Geriye kalan gelenek, seremoni, ritüeller ve ikonalardır. Bunun kaçınılmaz sonucu din büyüklerini ilah ve Rab edinmektir. Bu noktada artık şeytan sizi Tanrı edindiğiniz put üzerinden aldatmaya başlar. Aslında İmam Hatip okulları da kör bir raporuyla açıldı. İmam Hatip Lisesi bir Made in USA Profeto projesiydi. TSE damgalı bir ruhban imal edeceklerdi. Dinin alamet farikaları yok edildikten sonra bireyselleşen din toplumsal planda vicdanlara hapsedilecekti. Biz İslam'ı anlamaya 29 farzla başladık 30-31-32 ki 54 devam etti. Sonra mızraklı ilmi, Hal Büyük İslam İlmihali, Istilahat-ı Fıkhiye Kamusu ile tanışmamız epey zaman aldı. Mevlitlerle, kandillerle idare ediyorduk. Bakın, mevlid okutmak bir ibadet biçimi değildir. Allah ya da Resulü bize böyle bir şey demedi. Allah Süleyman Çelebi'den razı olsun. O peygamberimizi anlatan güzel bir eser ortaya koydu. Bu güzel bir gelenek. Bize Resulümüze anlatıyor, hatırlatıyor. Biz de bunu çok sevdik. Bu kadar. Nokta. Veladet Kandili de öyle, Regaip'te İki kutsal gecemiz var. Onlar dinle ilgilidir. Kadir Gecesi ve İsra. Tamam Sultanahmet Camii çok güzel de bütün camiler bir kıble makamındaki dört duvardan ibaret bir mabetle kıyaslanabilir mi? Biz bugüne geldik sünnet düğününde dansöz oynatıyoruz. Kurban keserek genelev açıyoruz. Tövbe estağfurullah. Misyonerlik yapan Hristiyan din kültürü öğretmenine büyük tepkiymiş. Geç efendim. Deist değil, ateist değil, kültürse kültür. Misyonerlik de yapıyormuş, din kültürü değil mi? Kendi dininden örnek de mi vermesin? Din kültürü dersinde laiklik anlatmak serbest. Atatürkçülük de serbest. Hristiyan bir öğretmen Yeşaya'dan bir bölüm aktardı diye kıyameti kopartacaksınız. Aktardığı bölümün de anlamı şöyle. Rabbim bana yardım ediyor, ona şükrediyorum. Kınayanların kınamasını aldırmadan onun yolunda yürürüm. Kararımdan dönmem, bundan dolayı da mahzun ve pişman olmayacağıma da iman ettim gibi bir açıklama yapabilirsiniz. 57'den A. Crazy Morrison'un Allah'ın varlığının delillerini anlatacaksınız, bir şey olmayacak, bir dini metinden söz edince kıyamet koparacaksınız. Başa çıkmış, mini etek giyiyormuş, Atatürk'e serbest olan Atatürk çocuklarına niye yasak olsun, Hristiyan öğretmen misyonerlik yapıyormuş, katil adam öldürmüş, hırsız evden mal çalmış, yalancı yalan söylemiş, avcı kuş vurmuş, hiç böyle bir şey olabilir mi? Hristiyan öğretmen tarih anlatabilir mi? Dinler tarihi anlatabilir mi? Peki bir Müslüman prehistoria dersi verebilir mi? Hani şu tarih öncesi dönemlerle ilgili yazı yokkenki dönem? Etnografya hocası olabilir mi? Bir Müslüman felsefe öğretmeni olup ateist öğrencilere doğru düşünme, gerçek ve hakikati anlatabilir mi? Kime, neye göre nasıl anlatacak? Bu konularda bu şekilde konuşulmayacak, tartışılmayacak kadar ciddi konular. Bir öğretmeni görevden almakla da çözümlenebilecek konular değil. Bugünkü Fulbright mantığıyla Kemalist pozitivist eğitimde din kültürü ve ahlak bilgisi dersi zaten baştan sona sorunlu. Kim verirse versin sorunlu. Bu şekilde tekil örnekler üzerinden giderek sorunu çözemezsiniz. Kendinizi kandırırsınız. İbadetin şekli bellidir. Onun dışında birçok şey artık ibadet gibi yapılıyor. Ayet, dualarınız olmasaydı ne işe yarardınız ki der. Ama dualarımız dua değil. Artık ayin-i ruhanilerimiz var. Nas değil, sünnet de değil, basit bir gelenek sanki nas gibi muamele görüyor bazı çevrelerde. Mesela Ramazan'da güller yiyeceksin, Nevruz'da aşure tatlısı, kandillerde kandil simidi, bunlar dindarlığın nişanesi gibi görülmeye başlandı. Mesela ribadan söz eden kaldı mı? Faizi konuşuyoruz. Peki Merkez Bankası'nın para dediğiniz kaimeyi, paranın değerinin belirlenmesinde en temel unsurlardan olan enflasyonu konuşuyor muyuz? Gerçek bir altın paranın ayarıyla oynamak neyse, kaimenin kağıt para, itibari paranın değeriyle oynamak da öyle bir şey. Ama bu konuşan, bunu dert eden kaç kişi var? Şeria bordlarının işi mevcut sistemi şeklen bu yapıya entegre etmenin aracılığını yapıyorlar. Piyasada helal, koşer, faizsiz finans projeleri genel olarak bu mantıkla işletiliyor. Sonunda bu piyasanın %80'i İngiltere'de, İsviçre'de. Yani onlar İslamizasyon konusunda bizden daha başarılılar. Onlar bu işi bizden daha iyi yapıyorlar. Kutlu doğum haftasını bir Amerikan İngiliz şirketine ihale edin. Onlar bu işi daha iyi yapar. Amerika'nın kurdurduğu FETÖ'de, DAEŞ'te, İngilizlerin Vehhabiliği de o ülkelerde çok daha fazla taraftar bulabiliyor.'' Bakın Allah kitabında aynı Allah'a, Resulüne ve kitabına iman edenleri ihvan ilan ederken biz bunu sadece kendi tarikatımızla sınırlı tutarız. İnsanları Allah'a, Resulüne ve kitaba değil, kendi mezhebimize, tarikatımıza, liderimize ve örgütümüze çağırırız. Onun içinde bu işin bereketi yoktur. Zaten Allah'ın emrine uymazsanız haram, Resulullah'ın sünnetine uymazsanız mekruh, bizim gibi düşünmezseniz dinden çıkabilirsiniz. Haşa, siz, siz olun din büyüklerinizi ilah ve edinmeyin ve kafanızı kiraya vermeyin. Ve şeytan bizi Allah'la aldatmasın. Biz cenaze namazlarında er kişi niyetine namaza durup, helallik dileyin, helallik verelim, laf olsun, kural şeklen yerini bulsun, Montessero ile daha bir nesil yetiştirebiliriz diye düşünürüz. Tabii biz bu kafayla. Ben ödünç kavramlar ve kurumlarla özgün bir medeniyet inşa edildiği iddiasına katılmam. Zaten işte durum ortada. Hepimiz demokratız artık. Metodik kemalist olduk. İmam hatiplerin ilahiyatların durumu ortada. NLP nebevi bir toplumda bireylerin sosyal normlarının oluşturulmasında tek referans kaynağı olsa gerek bu kafayla düşünenler için. Öğretmenler Hristiyanlık misyonerliği yapmasınlar yeter. Başları örtülü olursa zaten Ali Yülala, Müdür de olabilir o zaman kişi cinsiyet eşitliğini İstanbul Sözleşmesi'nde de savunabilir. Neyse ki herkes ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz olarak ancak kıyamet gününde verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete konursa artık kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir. Ve Resulullah buyurdu ki güvenilirliği olmayanın kamil imanı yoktur. Ahdine sadakati olmayanın dine kamil bağlılığı yoktur. Bu arada Resulullah'ı anmak hatırlamak için güzel bir gelenek ve vesile olarak veladet kandilinizi tebrik ediyorum. Bu arada bin rekat sünnet ya da nafile namaz, iki rekat farz namaza denk değildir. Bin geleneksel kandil bir tek kadir gecesine denk değildir. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.